4 yıl önce bizim bahçede limon topluyorduk. Kendisine balık yumurtası vermiştim. Evet. Kısmet bugüne nasip oldu. Biz İzmir'de 4,5 milyon hemşerimizle birlikte nasıl İzmir'in her bir köşesini daha güzel, daha huzurlu ve kronik sorunlarını çözmüş bir İzmir yapabiliriz, bunun derdindeyiz. Şimdi de mevcutta 25 yılın sorunlarını biliyoruz. Bu bölgedeki sorunları biliyoruz. Onları da Allah'a izniyle çözüme kavuşturacağız. Çevre, yeşil, deniz, temizlik, betonlaşmamak kesinlikle bunlar da bizim düsturumuzdur. Bunlar benim düsturumdur. Bunlar hepimizin düsturudur. Halen kanalizasyon sorunu olan bir ilçemiz Karaburun. Kimde kanalizasyon? İSSU'da. Çözüm var mı? Yok. Geleceğe dair çözümle ilgili bir ümit verdikleri var mı? Yok. Bugüne kadar Karaburun'da da İzmir'de de gönlüne giremediğimiz, oy tercihinde partimiz noktasında bizim noktası tercihte bulunmamış hemşerilerimiz olabilir. Belki bu seçimde onlardan gönüllerinden tamamen geçerek oy alamayabilirsiniz. Dur bakalım bir deneyelim diye oy alabilirsiniz. Bu şekilde oy almaya bakın ama bir sonraki seçim ve seçimlerde biz gönüllerine gireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam. Nasılsınız? Sağ olun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Altyapımız yok. Memleket bitti ya. Hep sürtüşmeyle gidiyor memleketi. Karaburun dediğiniz gibi değil efendim ya. Rica ediyorum sana. Lütfen efendim. Lütfen. Yani yaparsınız. Siz de yaparsınız. İlçe belediyesi büyükşehir bile kavga ediyor aynı partiden ya. Sayın efendim siz yaparsınız bak. Yapacağız. Yapacağız ya. Abi. Karaburun bitmiş durumda. Neden bitmiş? Hiçbir yatırım yok. Ben buranın yerlisiyim. Kendimi övmüyorum sizlere. Buranın insanıyım. Ya ben 93'ten beri foseptik parası veriyorum. Şu anda bakın altyapımız yok, arıtmamız yok. İnanıyorum bugün Karaburun'da yaşayanların, CHP'lerin çoğunun Eyüp Bey'e oy vereceğini seziniyorum yani. Şimdi de ben de diyorum ki üstüne basa basa yolumu da değiştirdim, yöntemi de değiştirdim. AKP'ye geçiyorum, üstüne basa basa da bunu söylüyorum. Bunlar yapar diyorum. Bu AKP hükümeti bu işi çözer. Başkan olan dürüst olsun. O kadar istiyorum. Sadece yani konuşmasında dürüst olsun. Sözünü tutsun. Yeter zaten. Önemli olan budur zaten. O zaman her şey reyine oturur. Onun yüzüne baktığımda hissedebiliyorum birazcık. Yani bilmiyorum. O da inşallah değişmez. Şimdilik öyle görünüyor. CHP birazcık daha düşük bu sene. Düşünceleri değişti yani. Şimdi biri geliyor söz veriyor. Şunu bunu yapacağım. Tam tersi çıkınca ister istemez insanlar soğuyor. Şimdi değişik biri başvurduğu zaman yani insan bir umutla. Hani ona vereceğimi buna veririm. Belki bu daha değişik şeyler yapar düşüncesiyle. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Merhaba. Karaburun ben 50 sene önce nasılsa şimdi yine aynı. Hiç değişen bir şey olmadı Karaburun'da. Şu dükkana bakın. Burası Afrika'da bile yok yani böyle barakalar. Afrika'da yoktur böyle barakalar. Biz burada çalışıyoruz. İnşallah yeni bir yönetim gelirse belki daha güzel bir projelerle hükümetin desteğiyle bir şey olur diye düşünüyorum. CHP, yıllar CHP verildi. Verdik hepimiz. Hani kazansın diye. Kazandı da ama maalesef para olmayınca belki hizmet gelmedi biraderim. İşte bak 5 senede bir yapılan bir çeşme. Şu çeşme 5 senede bir yapılan. Bir de şu 50 metre yol. Başka bir şey olmadı yani Karaburun'da. İyi Partiliyim ben. Ama CHP verdik o zaman destek olmuştuk. Şimdi ise AK Parti'nin adayı verme düşünüyoruz yani. Vallahi Hamza Bey'i fazla tanımıyoruz ama en azından hükümetten bir destek alacak diye umut ediyoruz yani. İnsanlar burada CHP'lisi, diğer partililer hepsi diyorlar ki Karaburun'a hizmet gelsin. Hizmet gelmiyor sürece biz hani CHP kazanıyor ama Karaburun kaybediyor. Kendi çevremden benim epey var böyle CHP biletle şimdi vermeyeceğim diye insanlar çok. Hükümetin nesli olmadan hiçbir şey olmaz birader burada. Hamza Başkanım'ı gördün mü? Tokalaştıracağım seni. Okuyor mu? Bana mesaj geliyor. Senin öyle mi? Senin mesajlarını okuyormuş başkanım. İzmir'e yeni balık geleceğiz. Kaymakamım ben de çekeceğim. Valla biz bugüne kadar şanslı görmüyorduk ama CHP'nin yaptıklarından sonra şanslı görüyoruz. CHP'nin aday belirleme sistemi sağ olsun Hamza Bey götürecek gibi duruyor.
AK Parti'ye yaradı. Şu an Eyüp Bey Allah'ın izniyle alacak gibi görünüyor. CHP'deki kavga haliyle yarıyor. Kendi işlerindeki kavga yarıyor. Yani ben kişiye göre oy veririm. Kimin çalışacağına inanırsam ona göre oy veririm. Benim için 4 İzmirli'nin hiçbir ayrımı gayrımı yok. Olmayacak yani.